İnsanlık tarihindeki en gizemli yerlerden biri. Göbekli Tepe. Peki burası kimler tarafından ve neden inşa edildi? İnsanlar henüz göçebe bir hayat yaşarken böyle bir yapıyı üstelik tam da sırta nasıl inşa etmişlerdi? Yoksa bu şey bir insan eseri değil miydi? Sütunların üzerinde yer alan esrarengiz semboller gerçekte ne anlama geliyordu? İşte bugün tüm bunlara ve fazlasına cevaplar arayacağız. Göbekli Tepe ilk kez 1963 yılında İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi'nin birlikte yürüttüğü Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Projesi'nin yüzey araştırmalarıyla keşfedilir. Bakıldığında doğal görünmeyen birkaç tepe incelendiğinde İnsan eliyle yapıldığı kesin olan binlerce kırık çakmak taşı döküntüsüyle kaplı olduğu görülür. İlk incelemelerde buranın üzerinde fazla durulmaz ve araştırma öylece terk edilir. 1986 yılında bir çiftçi Göbekli Tepe'ye çok yakın bir yerde tarlasını sürerken bir heykel parçası bulur. Göbekli Tepe'yi yani insanlık tarihini ortaya çıkaran tarlada bulunan heykel parçası işte bu. Bir kara sabanın ucuna takılan bu heykel İnsanlık tarihini baştan aşağı değiştirecekti. Bulan kişi bunu yetkililere gösterir fakat heykelin üzerinde pek durulmaz, ardından müzeye kaldırılır. 82 darbesi sonrası zor günler geçiren Türkiye'de böyle şeylere ayıracak vakit yoktur. Fakat biri, bir Alman bizim topraklarımızda tarihe bizden daha çok önem verdiğini adeta yüzümüze çarparak gösterir. Keşfinden 31 yıl sonra 1994 yılında Alman arkeolog Klaus Schmidt burayı ziyaret eder ve araştırmaya başlar. Ekibiyle birlikte bir yıl boyunca çalışır ve incelemeler sonrası bulduklarına inanamaz. Çünkü Göbekli Tepe adı verilecek bu yerin Paleolitik yani yontma taş devrinin sonuyla Neolitik yani cilalı taş devri içinde bir döneme ait olduğunu keşfeder. Yani burası Mayalardan, Stonehenge'den hatta Mısır piramitlerinden de önceye ait. Görünüşe bakılırsa Göbekli Tepe keşfedilen en eski medeniyet. Belki de tarihin başladığı yer. Yani tarihin sıfır noktası. Türkiye'mizde keşfedilen bu olağanüstü yapı, dünyadaki her şeyi baştan aşağı değiştirdi. Dünyanın geldiği bu nokta, bu teknoloji, devasa şehirler, hepsi Göbekli Tepe'de yaşamış olan insanlar sayesinde gerçek oldu. İnanılmaz gibi fakat gerçek. Peki nasıl? İnsanlık uzun bir süre boyunca avcılık yaptı. Bu süre boyunca küçük topluluklar halinde yer değiştirdiler çünkü avlanmak zorundaydılar ve aç kalamazlardı. Yerleşik bir hayat onlar için imkansızdı. Ama sonra biri bir şekilde yenilebilecek bitkileri onları nasıl yetiştireceğini keşfetti. İnsanlık tarımı bulmuştu ve yavaş yavaş küçük topluluklar halinde yerleşik hayata geçildi. Bu zamanla taştan evlerin yapılmasına ardından şehirlere kadar uzandı. Çünkü tarım sayesinde artık insanların daha çok düşünecek vakti vardı. Şu an bilinene göre medeniyet Göbekli Tepe ile başladı. İşte Göbekli Tepe'ye bu yüzden tarihin sıfır noktası da denir. Göbekli Tepe, Bereketli Hilal diğer adıyla Mezopotamya'nın kuzeyinde, bugünkü Türkiye'nin güneydoğusunda yer alan bir yer. Şimdiye kadar yapılan araştırmalar yaklaşık 20 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda gerçekleşti. Yer altındaki taşların yerleri ise radar sistemiyle bulundu. Sistem toprağa radyo dalgaları gönderiyor. Bu dalgalar derinlere iniyor ve daha sert alanlara çarptığında erken bir sinyal gönderiyor. Böylece yüzeyin altında neler olduğu yansıyan sinyaller sayesinde keşfediliyor. Klaus Schmidt ve ekibi yapılan kazılar sonrası 4 taştan odayı ve çoğu teş şeklindeki devasa kireç taşı sütunları ortaya çıkardı. Üstelik bunların üzerinde gizemli şekiller ve hayvan figürleri bulunmakta. Bu çok tonlu bloklar yaklaşık 12 bin yıl önceye ait. What we are excavating now is belonging to the 10th and 9th millennium, but we don't have the oldest layer, so maybe the oldest layer is a little bit earlier than 10th millennium, nearly 12,000. Yapının merkezinde 4 büyük oda var. Bunların ortasında ağırlığı 24 tonu bulan, uzunluğu 6 metreye kadar çıkan T şeklinde taşlar mevcut. İnanılmaz olansa bu dairesel yapılardan en az 16 tane olduğunun düşünülmesi. Birazdan yapıya ve üzerindeki şekillere geleceğiz fakat önce sormam gereken bazı sorular var.
Hayatı boyunca avcılıkla uğraşmış insanlar nasıl böyle bir yapıyı inşa edebildiler? Dönemin ilkel insanları avcı toplayıcı olarak yaşardı. Bir zaman sonra tarımı keşfettiler fakat buna rağmen genellikle ağaç dallarıyla ve tahtalarla yaptıkları evlerde yaşadılar. Bölgede yapılan kazı çalışmaları sırasında birçok hayvan iskeleti bulundu. Bu da onların tam anlamıyla tarıma geçmediklerini, halen bir yandan avcılık yaptıklarını gösteriyor olabilir. Bu da aynı zamanda başka bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Çünkü bu zamana kadar o çağda yaşayan insanların tarımla uğraştıkları bilinmiyordu. Göbekli Tepe'ye baktığımızda ise bu doğrulandı. Yani dönemin insanları uzmanların düşündüğünün aksine çok daha zekilerdi. I know this was a big surprise because we didn't expect such a developed architecture in context with late hunter-gatherer societies. Hunter-gatherer societies had been dominating the human history in the old Stone Age. They are all hunter-gatherer societies. Farming was not invented, and now we understand that it's much more complicated. Çiftçilik sayesinde göçebe hayattan yerleşik hayata geçtiler. Evet, fakat bu devasa yapıların kaynağını da nereden buldular? Bu tepeye nasıl çıkardılar ve nasıl inşa ettiler? Ayrıca bunun yapmalarındaki amaç neydi? Göbekli Tepe 2 kilometre uzunluğa varan Kireçtaşı platosu üzerindedir. Yapılan her şey hemen altlarındaki araziden sökülmüş. Neolitik döneme ait en özel taşlardan biri de obsidyendir. Bu taş inceltildiğinde bir neşterden 8 kat daha keskin olabilir. Sökülen kireç taşlarına genellikle çakmak taşı ve obsidyen taşı ile şekil verilmiş. The main tool, the main raw material for tools had been a flint, which is very common here in this region, and so on Göbekli there are tons of flint tools. With flint, they also could carve the limestone very easily and very well to make the reliefs, to make the sculptures and so on. Bakıldığında her şey yerine oturuyor, fakat zamanın ilkel insanları küçük gruplar halinde yaşıyorlarken böylesine bir yapıyı nasıl taşımış ve nasıl birleştirmişlerdi? Kimi uzmana göre tarım sonrası bazı topluluklar yiyecek ihtiyacının daha kolay sağlandığını gördükleri için birleşti ve yapılar çoklu insan gücüyle yapıldı. Kimi uzmana göre ise 40-50 kişilik küçük bir topluluk halinde yaşayan bu insanlar yapıları taşımak için kolay yollar keşfetti ve tüm bu şeylerin yapılması uzunca bir zaman aldı. Fakat nihayetinde tamamlandı. İlginç olan şey ise yapıların olduğu yerde insan yaşamına ait bir izin olmaması. Yani bu yapılar insanların yaşaması için yapılmamıştı. Bunun en net örneği yapıların içine bir giriş veya çıkışın yapılmamış olması. Odalar tamamıyla kapalı duvarlardan oluşmaktı. Peki girişi olmayan bu tonlarca ağırlıktaki yapı neden yapılmıştı? Efsaneye göre Kral Süleyman Mabedi'ndeki gizli bir odada Ahit sandığının içinde saklandığı rivayet edilen 10 emir vardı. Burası kutsalların kutsalı anlamına gelen Sanctum Sanctorium'du. İşte bu oda Süleyman Mabedi'nin en korunaklı yerinde yer alıyordu. İlginç olansa tıpkı Süleyman Mabedi'ndeki o odada olduğu gibi Göbekli Tepe'nin de girişinin kapalı olduğu. Burası ilkel insanlar için kutsal bir yer miydi? Giriş ve çıkışının olmamasının sebebi burada sakladıkları bir şey yüzünden miydi? Göbekli Tepe'deki her yapı yani her oda diğerinden daha küçük olacak şekilde yapıldı. Üstelik yaptıkları her odanın merkezine istisnasız bir şekilde T şekilli sütunları eklediler. Bunları yapmalarındaki amaç bilinmiyor fakat farklı fikirler var. Kimine göre bu T şeklindeki sütunlar daha önce bir çatıyı taşıyordu ve bu yüzden yapıldılar. Fakat bunun mümkün olmadığı gerçek. Çünkü sütunların kimisi büyük, kimisi ise küçük. Bir çatıyı taşımak için yapılmadıkları açık. Kimi uzmana göre ise bunlar sembolik birer insan. Üst bölüm insan kafasını sembolize ediyor. Alt kısımsa gövdeyi. Öyle ki gövdede yer alan ve öne doğru uzanan kollar bile sütuna çizilmiş. Parmaklar net bir şekilde görünüyor. Tam burada ise bele sardıkları kemer ve kemer tokası görünmekte. Ters şekilde duran şey ise muhtemelen bele sardıkları bir tilki postu. Resme geniş bir açıdan bakarsak, yandaki küçük T şeklindeki duvarlar, onların üzerindeki hayvan figürleri ve ortada duran daha büyük iki tane T şeklindeki sütun. Bunlar sanki topluluktaki önemli kişileri temsil ediyor. Etrafı saran küçük T şeklindeki sütunlar da halkı simgeliyordur. Şu an bazı ülkelerin tarihe damga vurmuş önemli şahsiyetleri nasıl anılıyorsa, o dönemin insanları da önemli kişileri bu şekilde anmak istemiş olabilir. Fakat sütunlarda herhangi bir yüz motifi bulunmuyor. Ne bir göz ne de bir kafa yapısı işlenmemiş. Klaus Schmidt'e göre bunlar insan olmayan bir şeyin sembolü, Tanrı'nın.
Onlar belki de kendilerinden üstün bir güç olduğuna inanan ilk insanlardır ve bu taşlar da inandıkları şey için yapılmıştır. Bazı araştırmacılara göre burası tamamıyla bir tapınak. Bu ortada duran T şeklindeki sütunlar ve bunun etrafını saran taşlar. Hepsi gökleri anmak için yapılmış olabilir. Eğer bundan asırlar sonra yapılacak olan Stonehenge'e bakarsak Göbekli Tepe'deki yapılara benzediğini görebiliriz. Ortada bulunan T şekline benzer taşlar ve yine bunları saran ve bir çember oluşturan daha küçük taşlar. Fazlasıyla benzemekte. Fakat bu iki yapı birbirinden çok uzak yerlerde ve yapılış tarihleri arasında asırlar var. Belki de Göbekli Tepe'deki bu inanç sistemi asırlar boyunca korunmuş ve farklı coğrafyalara kadar yayılmış. Esrarengiz olan sadece sütunlarda değil elbette. Aynı zamanda sütunlardaki figürler. Yapıda özellikle dikkat çeken şey kaplan veya leopar olduğu düşünülen figürler. Tek bir taştan oyularak yapılmış. Öyle ki hayvanın kaburga kemikleri bile görünmekte. Klaus Schmidt'e göre bu hayvan figürleri bir muhafız olarak yapıya eklenmişler. Dikili taşın muhafızları. Bunun haricinde en çok yer alan figürlerden bazıları da tilki, yılan ve yaban domuzu gibi hayvanlar. Figürler inanılmaz bir el becerisiyle yapılmış. Bildiğiniz gibi dini inançlar ortaya çıkmadan önce insanlar güneşe, aya veya hayvanlara tapıyordu. Mısır, Hindistan gibi ülkelerin geçmişinde bunu görebilirsiniz. Hindistan'da günümüzde bile bazı hayvanlara tapılabiliyor. Bu sütunlardaki figürler onların hayvanlara tapmasının bir göstergesi de olabilir. Fakat bu çok düşük bir ihtimal. Çünkü avcılık yaptıklarını düşünürsek sanırım kendi tanrılarını kurban ediyor olamazlar. Araştırmam sırasında buranın nasıl ve ne amaçla yapıldığından sonra neden terk edildiğini ve toprak altında kaldığını düşündüm. Verilen onca emekten sonra bu insanlar bir inanç gereği mi bu yapıları devirip toprak altına gömdüler. Onlardan sonra gelen toplulukların hiçbiri buna benzer bir şey yapmadı. Ayrıca bunu yapmalarında hiçbir anlam yok. Acaba ilerleyen yıllarda başlarına bir felaket gelmiş ve bu yüzden mi her şey toprak altına gömülmüştü? Milattan öncesi için araştırma yaparken daha önce videosunu da yaptığım bir olay aklıma geldi. Nuh tufanı. Milattan önce 4000'li yıllarda gerçekleştiği düşünülen felaket. Yani Göbekli Tepe'nin yapımından hemen sonraki yakın zamanda. İlginç olansa tufanın tam da Mezopotamya civarında başladığı gerçeği. Bu kuvvetli bir yıkımı, tüm yapının toprağın altına gömülmesini ve insanların neden Göbekli Tepe'yi terk ettiğini açıklayabilir. Belki de hiçbir zaman buranın neden yapıldığını ve onlara ne olduğunu bilemeyeceğiz. Fakat ortaya çıkan yeni bilgiler bazı şeyleri değiştirebilirdi.